Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyorum hepinize. Gördüğünüz üzere ikinci defa bir maçtan sonra klasik parçalı formamı giymeden bir gömlek giyerek karşınıza geliyorum. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Artık heyecanım yok, coşkum yok, beklentim yok, inancım her maç giderek kayboluyor anlamına geliyor. Galatasaray Konyaspor'u 3-0 yenmişti bildiğiniz üzere ve o maçtan sonra da aynı şeyleri söylemiştim. Bugün Galatasaray Kayserispor'u 2-1 ile geçti. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Zaten Sivas maçından sonra da film bende tam kopmuştu değerli kardeşlerimiz. Yayıncı kuruluş puan cetvelini gösteriyor. Fenerbahçe 53, Galatasaray 51 puanda. 51 puanda. Biraz daha sıksaydı Kayseri Spor, Galatasaray 49'da kalacaktı. Fenerbahçe 53 puan olacaktı. Aradaki puan farkı 4'e çıkacaktı. Ve hiç şaşırmam, haftaya Galatasaray Trabzonspor deplasmanında yenilirse, hatta fark yerse, böylesine güçlü bir Galatasaray, böylesine yıldızlar topluluğu bir takım bakın ne hale gelmiş. Şimdi isterseniz tamam, Galatasaray 2-1 galip geldi. Öyle ya da böyle onu söyleyebiliriz. Galatasaray galip geldi diyebiliriz. Diyebiliriz de arkadaşlar, mesele galip gelmek değil ki. Bir şekilde bu Kayserispor'u yenersin. Kayserispor takımı arkadaşlar tam 9 eksikle sahaya çıkmış. Bakın 9 eksikle sahaya çıkmış. Sen ne yapıyorsun abi? 9 eksikle sahaya çıkmış olan takım karşısında benim de eksiklerim var diyeceksin. Abi kusura bakmayın da ya senin eksiğinle Kayseri'nin eksiği bir değil ki. Abi bakıyoruz, evet, Galatasaray'da Icardi yok, tamam. En önemli oyuncularından biri Icardi yok. Ama Icardi'nin olmaması Galatasaray için dezavantaj olmasına karşın Icardi'nin yerini doldurman lazımdı ama Icardi'nin yerini alan bakan bu da yok. Bunu zaten planlayanlar 3. golcü olarak da yerli oyuncu statüsünde oynattıkları Halil Efendi'yi aldılar. Halil Efendi hani Beşiktaş'a çalım atarak Galatasaray'a geldi ya, dedik biz de sesimizi çıkartmadık. Yoksa o hatırlarsanız Galatasaray'ın 13. olduğu sezon, küme düşmekten kıl payı kurtulduğu sezon, Halil'in yediği haltları biliyoruz. Her neyse, o günlere dönmeyelim. Oliveira, Oliveira da yok. Geçen seneki şampiyonluğun mimarlarından biridir Oliveira. Ama sonuç itibariyle o da ciddi bir sakatlık geçirdi. Bildiğiniz üzere artık mukavelesi dondurulacak ve bir kontenjan açılacak Galatasaray'a. Şimdi Sanchez, Sanchez zaten vardı yoktu. Geçen sene sen Nelson'la şampiyon olmuştun. Sanchez'in evet iyi futbolcu olduğunu biliyoruz. Yüksek rakamlarla transfer yaptığını da biliyoruz. Ama demek ki Galatasaray'a bu kadar kaliteli futbolcuyu verdiklerine göre demek ki bir defosu var. Ama defosu ne? Sık sakatlanmak ve istikrarlı olmaması. Ama Sanchez'e sorarsanız benim sakatlığım yok, hocaya sorun diyor o da. Şimdi orada da bir soru işareti var. Geleceğiz oraya. Bakan bu ile Ziyech'in de milli takım Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında olduğunu biliyoruz. Ve Kerem Aktürkoğlu arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu da var olsa ne olur, yok olsa ne olur. Kırmızı kart gördüğü zaman bütün Galatasaraylılar inşallah işte 3-5 maç ceza alır da bundan kurtuluruz dedikleri bir oyuncu. Şimdi bunları eksik olarak ne kadar görmek görürsünüz onu bilemem ama Kayseri Spor'un eksikleri daha önemli baktığınız vakit. Şimdi neyse, eksikleri meksikleri bir kenara bırakalım. Önce maçın sonucunu bir söyleyelim. Evet, Galatasaray 2-1 kazandı. Karşılaşmanın işte ilk golünü 26. dakikada arka arkaya Galatasaray 3 korner kullandı. Sağdan soldan kullandı. 3. korneri Mertens kullandı. Ve gelen topa Nelson kafayı vurdu. Defans oyuncusuna çarpan top filelere gitti. Galatasaray 1-0 öne geçti. 44. dakikada
Abdülkerim. Ha bu arada Galatasaray'ın attığı bir gol var arkadaşlar. 26'da bunu Galatasaray 1-0 öne geçti. 28. dakikada Galatasaray Mertens'te kapılan bir top. Halil'in müdahalesiyle kapılan, bana göre faulün maulün olmadığı bir pozisyonda kapılan bir topu Mertens filelere gönderdi. Ama hakem gol vermedi. VAR'dakiler de hiç umursamadılar, tınlamadılar bile. Böyle de bir durum var. Galatasaray'ın bana göre buz gibi bir golü gitti. Öyle bir golünü Fener'in iptal etsinler. Fener kıyametler koparır, her tarafı yangın yerine çevirir ve de der ki biz hakeme rağmen kazandık derler. Galatasaray tabi böyle söylemlerin arkasına pek gizlenmiyor arkadaşlar. 28'de Galatasaray bu golden oldu. 44. dakikada ise Kayserispor bir penaltı kazandı. Şimdi Abdülkerim gibi bir futbolcunun o penaltıyı nasıl yaptırdığını hala anlamış değilim. Öyle bir pozisyonda penaltı yaptırılır mı? Ey Abdülkerim, sana da sormak lazım. Ama Abdülkerim'in iddiası şu: ben topa dokunmadım, top out'a gitti diyor. Ama VAR'a gittiler, ölçtüler, biçtiler, baktılar, cart penaltıyı verdiler, verirler zaten. Tahmin ediyorum öyle bir pozisyon Fener'de olsa verilmezdi, Fener'in aleyhine öyle bir penaltı verilmezdi. Ama Galatasaray'ın verilebiliyor. Ve o penaltıyı kullanan Kayseri sporlu oyuncu topu bir yerde Muslera'ya teslim etti diyelim. Çünkü aman aman çok sert bir vuruş değildi. Çok da köşeye giden bir top değildi. Muslera gibi bir kalecinin de o penaltıyı kurtarmış olmasını evet bir başarı olarak görüyoruz. Ve ilk yarı 1-0 kapanıyor. İlk yarı arkadaşlar 45+4 olarak tamamlanmıştı. Ve 58. dakikada arkadaşlar Kayserispor beraberlik golünü buldu. Torreira'nın kendi arkadaşlarına yapmadığı asisti rakip takım oyuncusuna yaptı. Bir defa Galatasaray'dan şu geri pası, yana pası, oyunun boşluklarına sığınma işini yasaklamak lazım. Yok arkadaşım, Galatasaray geriye, yana, tamam kendi sahasında çok fazla belirgin bir şekilde bunu yapmıyor ama oyunun bütün boş alanlarında, rakip alanda, orada, burada anlamsız şekilde dikine, ileriye gidecekleri yerde geriye yana, geriye yana, olmadı kaleciye, olmadı kaleciye. İşte yine böyle bir geri pasından Kayserili topu kaptı ve gitti, golü yaptı. Maç 1-1'e geldi ta ki 85. dakikaya kadar. Artık maçın gittiğini, Galatasaray'ın 2 puan daha kaybettiğini söylemeye başladığımız sıralarda bir karambol. Karambolde olmayacak bir şey oldu. Tarihi bir an gerçekleşti ve Galatasaray lehine hakem VAR'a çağrıldı. İşte bakın, tarihi an bu. Ben de bunu zaten kapağa koydum arkadaşlar. Bu tarihi anı kapağa koydum. Çünkü Galatasaray lehine ilk defa VAR'a gidildi ve VAR'dan Galatasaray lehine bir penaltı kararı çıktı değerli kardeşlerimiz. Güzel ya. Vallahi böyle güzel oluyormuş. El alemin hiç olmayan pozisyonlarında bunu buluyorlar, gidiyorlar, penaltılar veriliyor. Uzatmayalım. Galatasaray lehine de 85. dakikada oluşan bu karar 86. dakikada Mertens'in ayağından gole dönüşünce, penaltı vuruşu, Galatasaray 2-1 öne geçmiş oldu. Ve 90+6. 1-6 dakika daha oynandı. Yani 86. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. 6 dakikada uzatma, 10 dakikada biz yine arkadaşlar, hani derler ya, öldük dirildik hesabı. Yani Galatasaray 10 dakikada, ki benim öngörüm şuydu maçtan önce, pek çok arkadaşa şunu söyledim: İşte Kayseri'ye fark atarız da, farklı yeneriz de, hiç umutlanmayın, Galatasaray bu maçı çok zor kazanacak ama yine tek farkla kazanacak, tek golle kazanacak dedim. 2 golle kazandı ama tek farkla kazandı. Çünkü şimdi eğri oturup doğru konuşmanın zamanıdır. Bunu da söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Galatasaray'ın bu oyun anlayışıyla, bu oyun planıyla ileriye gitmesi mümkün değil. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu ama İşte
Mertens'in, Mata'nın, Icardi'nin, diğer Bomis'in falan hepsinin burada müthiş bir katkısı vardı. Bir sevgi bağı kurulmuştu. İşte aşkın olayım, maşkın olayım ayağına, davasına. Rakiplerin de zaten biraz köfteden olması Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı. Öyle ya da böyle. Sonuç itibariyle arkadaşlar, Galatasaray geçen sene şampiyon olurken evet hepimiz bunu bir şekilde Okan Buruk'a yazdık ama çok da haklı bir yazma değilmiş. Ama Okan Buruk'un şöyle bir güzel katkısı oldu geçen sene. Takımın oluşmasında, sevgi bağının kurulmasında, birlikteliğin oluşmasında işte verdiği tavizlerle, oyundan, bundan vesaireyle büyük katkısı oldu. İşte geçen sene Okan Buruk soyunma odasına gelirken çantasını omuzuna vuruyordu. Tişörtünü giyip geliyordu. Sıradan böyle güzel, alçak gönüllü bir antrenördü. Ego yoktu, mego yoktu falan filan. Ama şampiyon olduktan sonra Galatasaray, Okan Buruk başka bir Okan Buruk oldu. Bulutlar üzerine çıktı. Artık ben dedi, Okan Buruk'un büyük hocayım dedi. Ben oldum dedi. Ben oldum dedi. E ben oldum dediğine göre de işte onun yok hani hatırlayın yani şampiyonluk turlarında Okan Buruk, Icardi falan omuzlara almışlardı. Okan Buruk'un çocuğunu falan oğlunu da aynı şekilde omuzlarda gezdirmişlerdi. Şimdi arkadaşlar hal böyle olunca bu arada telefon tabii çalıyor ama diyecek de bir şey yok. Çalacak arkadaşlar kapansın diyorum kapanmıyor da. Uzatmayalım. Geçen seneki o atmosfer, o başarılı ortam gitti bir anda. Gidince bu sene bambaşka bir işte egosu olan, egosu tavan yapmış olan, artık soyunma odasına grand tuvalet gelen, çantasıyla gelmeyen bambaşka bir Okan geldi. Ve bu da şunu gösterdi. Artık Okan özellikle Bayern Münih maçları, Manchester maçlarından sonra ben Avrupa'nın aralanan bilinen hocasıyım dercesine görüntüler vermeye başladı ve sonuç Galatasaray'da sıkıntılar da başlamış oldu. Şimdi Galatasaray'ın oyun anlayışına bakıldığı zaman arkadaşlar sadece bir A planı var. Ses tellerinden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Galatasaray'ın bu A planı işte ne bileyim 4 tane adamı geriye diziyorsunuz. Önüne 2 tane koyuyorsunuz. Onun önüne 3 tane adam koyuyorsunuz. İleri bir tane atıyorsunuz falan filan böyle gidiyor. Adamın B planı yok, C'si yok. Oyun içinde müdahale etmesi ve oyuncu değiştirmesi. Bakın Kayserispor önünde bile 9 eksikle sahaya çıkmış olan Kayserispor önünde bile 65'ten sonra oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Ya maç berabere gelmiş, bilmem ne olmuş. Elinde oyuncular var. Sahada yürüyen oyuncular var. Yani olacak iş değil. Müdahale etmen, oyuna müdahale etmen, değişiklik yapman, takımı uykudan uyandırman lazım. Ve bütün bunları yapmıyorsun. Yapmadığın için de arkadaşlar ısrarla arayanlar var bu arada. Yapacak da bir şey yok. Ve dikkatimizi de dağıtıyorlar tabii. Yani bir planın yok abi. O planın olmadığı için şu anda da Bay Okan konuşuyor. Bakalım ne diyor. İsterseniz bir dinleyelim bakalım neler değerlendiririz. yumurtlayacak. Şöyle tabii zorlu geçti. Zorlu geçti diyor aslında utanmadan. Maç öncesi maçtan beklentim daha rahat bir maç bekliyordum. Çünkü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Son maç berabere kaldıktan sonra bugün bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Antrenmanda biraz aslında bunu gördük ama oyun içinde zaman zaman kendimiz de çok sıktığımızı ve bugün çok saha içerisindeki oyuncuların çok rahat olmadığını söyleyebilirim. Bazen tabii ki kaybettiğiniz puan sonrası bir sonraki maç üzerinizde baskı oluşuyor. Yarışıyorsunuz, rakibiniz bir gün önce kazanmış. Bunun baskıları zaman zaman oluyor. Önemli olan tabii ki yani buradan 3 puanla gitmekti ama oyuna da baktığımızda yani 1-0'ı bulduk. Rakibimizin de güçlü bir aslında stratejisi vardı. Yani Ya nasıl şunu söylediklerine oynayacağını bakın. özellikle Allah çok aşkına fazla ya. aslında Söylediklerine pas bakın yapan ya. bir takımdı. Ama özellikle ilk yarı daha çok uzun topları tercih ettiler. İlk yarının sonlarına doğru biraz daha pas yapma şansı buldular. 1-0'ı bulduk, 2-0'ı bulduk ama yani iptal edilen golün dünyanın neresinde olursa olsun verileceğini Tamam, düşünüyorum. iptal Türkiye'de edilmiş. ölmez İkiyi, herhalde. üçü, dördü Hakem de bu. pozisyona çok yakındı. Aslında bir faul olduğunu düşünmüyorum.
Burada tabii ki her yerde farklı kararlar veriyor Türkiye'de. Özellikle bir standardın oturmadığını hep görüyorum. Yani bu pozisyon faul ise herhalde futbolda her maç Haklı 500 tane faul olabilir. falan olur. Ama hakemler Buna bu faul abicim, veriyorsunuz hakemler ve bu. VAR'dan Yok. dönmüyorsa bu pozisyon Yok, yapacak bir şey yok. gerçekten bunu sorgulamak Tamam, lazım. neyi VAR'ı da sorgulayacaksın? sorgulamak Kime gerekiyor. sorgulayacaksın? Benim görüşüme göre net bir goldü. Tamam, net bir 2-0'a gol. bulup Ben de daha aynı rahat bir maç fikirdeyim. geçirebilirdik. Ama maalesef bu olmadı. Yani şaşırdığım şeylerden biri aslında yıllardır biz ülkemizde Yani kendi hakemin görevi yaptığı etmek için hataları, yediği bisküvi hafları öğretmen de getiriyoruz. Milyon kadar söylemiyor. paralar ödüyoruz. Şu Gel, anda da yok işte belki var şunu yaptı. inanılmaz paralar Hakem bunu yaptı. ödüyoruz. İkinciyi Ve bulamıyor. burada bir gelişim göremiyoruz. Göremediğimiz gelişim içerisinde Ve de dikkatleri başka bu yöne tür çekiyor. hatalar Yok, biz bunları yapılıyor. yemeyiz arkadaşım. Bunlarla gelme Dediğim bize. gibi yani Bunlarla bu pozisyonun gelme faul Okan demesi Efendi. aynısı penaltı olsa penaltı verecek miydi mesela hakem? Yani Halil'in ayağını o ayak o şekilde Yani hiç rahat bir 60 lira şekilde uyanıklık yapıyor. O alabilseydi veya pozisyonun değdiği anda üzerinden faul vakit veya dolduruyor penaltı yani. verilecek miydi? Olmaz Verilmeyecekti böyle. tabii Geç ki. kardeşim. O Sen yüzden bunları yaptığın yanlışları bir sorgulamak gerekiyor anlat. ama 70'e doğru oyuncu değiştiriyorsun. hafta devamlı bunları yaşıyoruz ve bundan da sıkıldık aslında. Bunu Ve bu yaşamak istemiyoruz kadar tabii bunun ki. üzerinde durulmaması Burada gerekiyor. daha adil, Hala onu konuşuyor herkes için daha utanmadan. adil. Yani aleyhimize bir penaltı verildi. %100 penaltı. Bunu hiçbir Tamam. şekilde sesimizi çıkartmayız Evet. zaten. Abdülkerim'in yaptığı hareket penaltı. Son attığımız penaltının da penaltı olduğunu düşünüyorum. İki taraf penaltının da doğru karar olduğunu düşünüyorum ama Vay. dediğim gibi ikinci gol verilse maçın Hala oraya gidişatı, döndü her şeyi yine. çok fazla Geç değişecekti. kardeşim, geç Ama geç. bunları çok Heh, fazla geç. yaşamaya başladık. Burada Kasıyorlar çok takılmayacaksın. fazla. Hakemler Şaşırmaya bu. başladık. Sen dua et Bununla ki ilgili Galatasaray lehine VAR'a gidip o birçok takımı penaltıyı dinliyoruz verdiler. aslında. Yani sadece Galatasaray değil, birçok takım mutsuz. Tabii birçok Mutlu takımın olmamız hakkını gerekiyor. savurmak buna Arkasından düştü. daha iyi olmamız Arkadaşlar gerekiyor. uzatmayalım, şunu söyleyelim. Ve Bakın VAR'ın Galatasaray Kayseri'yi gerçekten yendi, yani 3 puanı çıkan ligde aldı. de Tarihi bir birinci karar ligde de verildi. birinci VAR'a ligde gidildi. çok Galatasaray aynı lehine sıkıntıları VAR'a aynı gidildi sıkıntıları yaşadık. ve tarihi bir Yani karar verildi. VAR'daki kadro Galatasaray arttırıldı. 3 puanı Belli ki aldı. yani orada da bir Ama mutsuzluk var. VAR hakemlerin Galatasaray yetersiz olduğunu bundan düşündükleri sonra için bu de bir kafalarla kadro giderse rotasyonuna götürüldü. hüsrana uğrar. Federasyonun da tabii Al. ki Pazar iyi günü niyetli Trabzon bir maçı şeyler var. yaptığını düşünüyorum. Kazanamazsın. Olmayan şeyler Yenemezsin. varsa Bu tepki kafayla, veriyorlar. bu Onlar Okan Buruk'un değişikliğe gidiyorlar. kafasıyla yenemezsin abi. Nasıl Geliştirmeye çalışıyorlar. yeneceksin? Bundan hiçbir Yani bu şekilde kafayla farklı bir şey şampiyon düşünmüyorum mampiyon ama olamazsın. maalesef Ben pes bir etmiş türlü olmuyor. falan değilim. Ben gördüğümü Hocam söylüyorum. aslında yine bugün de geçen hafta da Yani konuştuğumuz şimdi gibi sizi ve teknik ekibinizi ben çözüm üretirken gördük yine kalmayın. Hala diyor ki çözüm üretirken gördük diyor. Bak soruya bak, çanak soruya bak. Ya ne çözümü üretiyorsun? Sen Kaan Ayhan gibi, Dayı Kerem gibi oyuncuları kenarda tutuyorsun. Bunları 70'ten 70'e doğru oyuna alıyorsun. Bu mu şimdi çözüm? Bu mu çözüm? Elinde sana maç kazandıracak oyuncular varken bunları kullanamıyorsan ne çözümü üretiyorsun? Hangi çözümü üretiyorsun kardeşim? Şimdi bakın, ben şunu söyleyeyim. Kayseri maçında Barış Alper'le sol bekte başlıyorsun. Barış Alper'in sol bekte ne işi var? Niye sol bekte başlıyor? Ya eğer Kazımcan Kayseri maçında bile sol bek oynayamayacaksa Galatasaray takımından kovun gitsin. Onun ötesinde Avrupa'nın en iyi sol beklerinden biri var elinde. Yönetim hala ne gönderebildi ne çözebildi. Ya gidin Leipzig kulübüne deyin ki kardeşim işte şöyledir böyledir. Açıktan size 1 milyon daha verelim. Bunun 6 milyonluk opsiyonunu kaldırın. Bilmem ne yapın falan filan. Bir şeyler söyleyin. Adamları ikna edin. Bir yolunu bulun. Hiçbir şey yok abi. Herkes bir oturuyor ve ondan sonra o basın toplantısı düzenliyor. Yok o buna prim yapacak. Ona ben prim yaptırmayayım. O ona, bu buna. Başkan yardımcısı, sportif AŞ başkan yardımcısı birbirlerine giriyorlar. Bunlar düşmüşler post kavgasına, taht kavgasına. Ya bakın Gaziantep teknik direktörü diyor ki Simudika, kardeşim diyor bizim diyor Fener'in Gaziantep'in Fener'in parasına ihtiyacı yok diyor. Adam çıkıyor bir şey söylüyor. Penaltıyı atan adam Ceko kaleciye, Gaziantep kalecisine mani mani işareti yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Bunu Fener Galatasaraylılar yapsa, Galatasaray cephesinden böyle gelse, Simudika bunları Galatasaray için söylese yer yerinden oynar. Megafonlu adam kıyametleri koparır. Parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırır. Ama Galatasaray'da hiç kimse aldırmıyor. Herkes kulağının üstüne yatmış. Yani Fenerbahçe para mı teklif etti?
Simudika niye böyle konuşuyor? Neden böyle konuşuyor? Galatasaraylılar neden bunun üzerine gitmezler? Neden bu konuyu mesele haline getirmezler? Anlamış değilim. Sen bugün Kayseri Spor'u işte bir şekilde bara gidilmeyebilirdi. Ki bugüne kadar hiç gidilmedi Galatasaray lehine vara. Ve bu maç 1-1 biterdi. 1-1 bittikten sonra kardeşim, 1-1 bittikten sonra aradaki puan farkı 4'e çıkacak. Ağlasan ne olur, gitsen ne olur? Hiçbir şey olmaz değil mi? Olmaz. Neyi konuşuyoruz? Neyi tartışıyoruz? Galatasaray Kayseri Spor önünde ne oynadı? Hiçbir şey. Hiçbir şey oynamadı arkadaşım. Maçın boşluklarına sığınmak, anlamsız paslaşmalar. Herkes kendine oynuyor. Kimin ne oynadığı belli değil. Disiplin yok, ciddiyet yok, sistem yok. Pres, hiçbir şey yok. Herkes kafasına. Saldım çayra, mellem kayra. Ondan sonra Okan Efendi çıkacak. Yok ikinci golümüz verilmedi de faul yoktu da estekti de köstekti. Biz bunları yemiyoruz. Galatasaray takımı kardeşim Kayseri Sporu da Sivas Sporu da takır takır yenecek. Bunların kapasitesine güçlerine. Ama senin oynadığın bir şey yok. Kalecin o penaltıyı kurtarmasa ya da adam penaltıyı biraz daha dikkatli kullansa işte maç 2-2 bitmiş olacak. Ya da adamlar pek çok pozisyon buldular. Sen kendin verdin. Golün pasını zaten Torreira verdi. Asisti Torreira manitasından bir Türk manitası vardı. Ondan ayrıldıktan sonra kafayı yarmış, dağılmış diyorlar. Yok gitmiş, uçmuş emmim. Kardeşim uçmuşsa Kaan Ayhan'ı koy. Elinde adam var, dayı Kerem var, onu koy. Endombele işte gitmiş. Belli ki ondan da Galatasaray'a hayır gelmeyecek. Ne gönderebiliyorsun, ne oynatabiliyorsun? Hocanın B planı, C planı yok. Takım tam bir sıradan taşra takımına dönmüş arkadaşım. Ya 9 eksikli Galatasaray, Kayseri Spor Galatasaray'a kök söktürür mü? Ama söktürüyor. Ne diyelim? Kimi konuşalım? Neyi konuşalım? Nasıl konuşalım? Neyi anlatalım? Öyle mi oldu? Böyle mi oldu diyelim? Mustera yine öyle ya da böyle hadi penaltıyı kurtardı. Ondan sonra işte biraz daha Galatasaray'a bir direnç gelir dedik. O dedik, bu dedik. Yok abi. Zaha gitmiş, Tete kaybolmuş. Bir Mertens bir şeyler yapmaya çalışıyor. Halil diye bir oyuncuyu koymuş oraya. Ya kardeşim, şu Bayern Münih'ten gelen Eyüp Aydın. Adam var yani, yeteneği var. Ya Baran diye bir oyuncuyu aldın. Ya Baran'ı alana kadar şu Eyüp Aydın'ı al. Çünkü Galatasaray'ın derdi ortadan top gelmiyor. Atacak adam yok. Yok. Diyecek hiçbir şey yok abicim. İşte bu Okan Buruk kafasıyla zaten yönetim birbirine girmiş. Ben şimdi olumsuz tablo çizmiyorum. Ben bundan sonra olacakları görür gibiyim. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Hanginiz bu akşamki maçtan memnunsunuz? Ya biz aylardan beri tek farklı galibiyetlerle televizyon başında ruh hastası olduk tüm Galatasaray taraftarları. Ne bu ya? 9 doğuruyor Galatasaray taraftarları. Adam şöyle bir fırt çayını böyle yudumlayıp ekrana bakamıyor. Gol yiyecek miyim, yemeyecek miyim diye. Neyi konuşacağız? Nasıl konuşacağız? Nedir ya bu? Hani tamam biz hep şunu söyleriz. Yarım sıfır olsun bizim olsun da bu maçlarda değil. Sivas maçında, Konya maçında, Kayseri maçında. Nedir bu ya? Nedir? Böyle bir oyun anlayışı olmaz. Sonra bu kadar geriye yana gereksiz ölü paslar niye yapılır? Neden dikine bu oyun oynanmaz? Rakip takımları görüyoruz. En sıradan takım bile aldığı topla rakip kaleye gidiyor. Rakip yarı alana dalıyor. Bizimkiler geriye işte Torreira Efendi verdi geriye. Kaptı adam gitti zımbaladı. Bu ne olacak? İlk defa diyorum ya tarihi bir karar verdi. VAR'dakiler çağırdılar. Çağırmasalar maç berabere bitti. Niye? Kendi hatandan. Penaltıyı yaptırıyorsun. Ya penaltı bu pozisyonda penaltı yaptırılır mı Abdülkerim? Saçını örene kadar abi. Biraz bu şeyleri ya öğrenme. Ne var? İki tane gol attı. O yaptı, bu yaptı. Tek konuştukları şey, efendim Icardi niye orada da? Ya Icardi kadar başınıza taş düşsün. Adamın çenesi, elmacık kemiği kırılmış. Bilmem ne olmuş. İzin verilmiş. Gitmişse gitmiş abi. Bana ne Icardi'den? Oynayanlar, siz bakın halinize. Yani Icardi çok para alıyor da siz az para mı alıyorsunuz? Az para mı alıyorsunuz? Hanginiz az alıyorsunuz ya?
Bugün Türkiye'nin en büyük şirketleri sizin bir yılda kazandığınız parayı kar yapamıyor yani. Şimdi ondan sonra konuşacağız. Öyle oldu, böyle oldu. Yok öyle gitti, yok şöyle geldi, yok oydu, yok buydu. Şimdi bir, Okan Buruk'un bu kafasıyla bu işler yürümez. Tamam mı? Bu kafa, bu anlayışla yürümez. Okan Buruk artık şunu gösterdi. Ben küçük takımlarda başarılı olacak sıradan bir hocayım dedi. B planı, C planı hiçbir şeyi yok. Oyuncu değiştirmeyi beceremiyor. Sahaya sürdüğü tercihler yanlış. Kötülemiyorum. Okan'la gidilecek. Ama kıyısından köşesinden belki sizler mizler işte paylaşanlar olur da Okan Buruk'a derler ki yapma etme kardeşim bu ne ya? 70'ten önce oyuncu ya ikinci yarıya giderken bir hamle yap, bir şey yap. Bir gayret göster. Yok. Böyle gidiyor. Gidiyorsun netice meydanda. Şimdi ben anlayamıyorum. Söylenecek çok şey var da bu kadar da ağır konuşmak istemiyorum. Yok. Arkadaşım bakın geçen sene Okan'ın yanında Voss diye bir Alman vardı. Bu yardımcı oluyordu. Onu işte bir şekilde ekarte ettiler. Yok başarı ona işte çıkıyor, ona veriliyor bilmem ne falan. Aslan payı ona gitmesin diye adamı yediler. Abidik gubidik. Yönetim içinde abidik gubidik. Yok o azaldı, yok bu çok aldı. O gelsin oynasın ya. Olmayanlardan bir tane Icardi. Diğerleri Oliveira zaten doğru dürüst bu sene forma giyemedi. Bakan bu zaten oynamıyor. Ziyech zaten bir vardı bir yoktu. Sanchez. O da bir var bir yoktu. Tamam o da işte istikrarı olmadığı için Nelson onu da aratmıyor. Nelson da çıktı bugün golünü attı bilmem ne yaptı falan yani. Şimdi benim anlayamadığım kardeşim B planı nasıl yok? Ya hiçbir şey yapamıyorsan yani Kayseri zaten doğru dürüstüne gelmiyor. Koy kardeşim Kaan'ı da koy. Endombele'yi Nelson Abdülkerim yap orayı 3 orta sahan 5'le abi kur rakip üzerinde baskıyı Leblebi gibi gol at. 3-5-2 yap. Avrupa'nın büyük takımları bunları yapıyor. Büyük hocalar bunları yapıyor. Bir alternatif yarat. Bir şey yap yani. Hiçbir şey yok abi. Sen sağ ben selamet. Ondan sonra da oturup ağlayacağız. Neyi konuşacağız? Eğer biz bu kafayla gideceksek, Okan Buruk böyle yerinde sayacaksa, Galatasaray'ı her geçen gün geriye götürecekse, yandık Allah demektir. O zaman benim Avrupa'da tamam Türkiye'de bir umudum yok, beklentim yok. Artık malum megafonlu adam ve tayfası onların avanesi işi bağlamışlar. Bu sene görünen o ki bunlar Fenerbahçe'yi öyle ya da böyle şampiyon yapacaklar. Simudika'nın açıklamaları, onca rezaletler, verilen penaltılar, atılan gol. 1 milyon Fenerbahçe'nin Antep'e attığı gol ofsayt ama yalayıcılar, yıkayıcılar değil diyor. Aynı ona benzer gollerin çok daha hafifi iptal ediliyor. Burada çok ağır bir ofsayt olmasına rağmen iptal edilmiyor. Almış başını gidiyor dalga dümen. Herkes yalama yıkama yarışına girmişler. Hiç kimse ya Antep'in teknik direktörü bak Gaziantep'in Fener'in parasına ihtiyacı yok dedi. Bu ne anlama geliyor diye saatlerce konuşulacak yerde konuşulmuyor. Şimdi bu akşam eminim ki yok Icardi'yi konuşurlar. Galatasaray'a nasıl çakarlar, nasıl geçirirler onu konuşurlar. Muhtemelen işte Galatasaray hakemle kazandı. Hakem yardım et. Çünkü 3-0 Konya maçında da Galatasaray'ın penaltısı verilmedi. Şu oldu bu oldu. Tesadüfen Galatasaray 3 gol attı. Orada da yok işte hakemle kazandı. Hakemle bu akşam da aynı şey. Yok işte golden önce şu faul vardı. Yok bu vardı. Yok orada o verilmedi falan diye Galatasaray'a çakacaklar. Çünkü arkadaşlar Galatasaray sahipsiz. Sahipsiz olduğu için de bu tür gelişmeler olacak. Galatasaray'ı oradan buradan vuracaklar. Neyse şimdi biz enseyi karartmayacağız. İnşallah Okan Buruk bir şekilde aklını başına toplar. Tekrar Florya'ya, Galatasaray'a bir sevgi bağı gelir, birliktelik gelir. Madem o gün basın toplantısında başkan ve diğer agalar şey istediler ya, işte kenetlenelim bir, o zaman kenetlenirler, el ele verirler. Eski Galatasaray geri gelir. Geri gelir de bir iki de nokta atışı yapılırsa, hani eksik dedik de sol taraf eksik. Orta sahada bir tane 10 numara eksiği artık kabak gibi görülüyor. Bir tane golcü eksiği görülüyor. Alınır, alınmaz. Ben onları bilemem. Şu ana kadar bir hamle yok. Bu Berkan'la olacak işler değil. Değil tabii yani. Ama sonuç itibariyle ben şunu düşünüyordum. Galatasaray evet Türkiye Ligi'nde şampiyon olamaz ama Galatasaray Avrupa Ligi'nde şampiyon olur. Çünkü güçlü kadrosu var. Bu oyuncular Avrupa'da iş yaparlar.
Dolayısıyla Avrupa'da bir ikinci kupayı alırsak Şampiyonlar Ligi'ne birinci torbadan kafadan gireriz. Parayı da götürürüz, malı da götürürüz diye hesaplar ve beklentiler içerisindeydim. Ama bu futbolla bunlar olur mu? Herkes birbirinin gözünü ve altını oyarken yönetim birbirine düşmüş. Mayıs ayındaki taht kavgası, post kavgası için yarış var. O var, bu var. Ne olacak? Bu işin altında nasıl kalkılacak? Onu bilemiyorum. Toparlayalım. Galatasaray öyle ya da böyle Sivas beraberliğinden sonra zor da olsa Kayseri Spor'u 2-1'le geçti. Tarihi an, Galatasaray VAR'a gitti ve VAR marifetiyle bir penaltı kazandı ilk defa ve bununla da galip geldi. Ne yapalım? Tabelaya bakalım diyelim, teselli olalım. Yapacak bir şey yok. Enseyi karartmayalım ama gerçekleri söyleyelim. Bakın, parçalıyı giyemeyecek kadar heyecanımı yitirebiliyorsam, umutlarım kırılabiliyorsa burada söylüyorum ciddi tehlikeler var demektir. İnşallah Trabzonspor maçıyla tehlikelerimiz, endişelerimiz boşa çıkar. Oradan alınacak bir galibiyetle tekrar derlenip toparlanırız diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet, yarın değişiklik olsa kimi bulup getirirsin? Şu anda bildiğim kadarıyla Almanya'dan bir antrenör bulup getirmen lazım. Diyelim ki Nagelsmann'ı getirdin. Getiremezler ya, bunlarda öyle bir kafa yok ya. Ne olacak? Yapabilirler mi? Yapamazlar. Ben hep Nuri Şahin derdim. O da olmadı. Montella milli takıma gitti. Bu da olmayacak. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hiç evelemenin, gevelemenin, ağlayıp sızlamanın bir anlamı yok. Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz abi? İşte Okan'ın tekrar eski Okan olmasını, egosunu tekrar ortadan kaldırmasını, bulutlar üzerinden inmesini, eski Okan olmasını, Icardi'nin dönmesini, takıma bir ruh gelmesini, işte eksik dedikleri mevkilere derhal oyuncuların transfer edilmesini ve dolayısıyla bu transferlerle Galatasaray'ın tekrar işte rakibi ısıran, rakibin üzerinde baskı kuran, oyunun boşluklarına sığınmayan, adam gibi futbol oynayan tekrar bir havaya girmesini bekleyeceğiz. Bu olur mu? Olmayacak şey değil. Kolay mı? Çok da kolay değil. Ya ama imkansız mı? Hayır, imkansız değil. İsterlerse bu olabilir. Peki nasıl olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu yönetim susmamalı. Bu yönetim her türlü Galatasaray aleyhine atılan dalga dümenlere, yapılan tezgahlara, abidik gubidik numaralara karşı çıkmalı. Kafalarına kafalarına vurmalı. Galatasaray'a tuzak kuranları yağlı kaza oturtmalı. Son cümlem bu olsun. Evet, 2-1'lik Kayseri Spor galibiyetiyle 3 puan geldi. Ama sorunlar dağ gibi karşımızda duruyor. İnşallah bunlar her geçen gün azalır ve Galatasaray bizim beklediğimiz, arzu ettiğimiz, bize tekrar parçalıyı giydirecek heyecanı, coşkuyu, inancı bize geri verir diyorum. Arkadaşlar, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım. Eleştirilerimizi yaparken kırıp dökmeyeceğiz ama gerçekleri söyleyeceğiz. Okan Buruk inşallah ki şu anda kilit adam durumunda kendisi. Ben bu yönetimden umudu kestim. Çünkü onlar şu anda post kavgasına, taht kavgasına düşmüşlerse onlardan pek hayır gelir diye söyleyemiyorum. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde beraber olmak dileğiyle, temennisiyle arkadaşlar. Saygılar, selamlar, hoşça kalınız.